Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Şimdi Galatasaraylılara yani bir takım taraftar grup şeylerine söylüyorum. O zaman da gaza geldiniz. Şimdi de gaza geldiniz. Şimdi diyorsunuz ki ligler oynanacak kardeşim filan. Ya bir duruma şimdi göre açıklanan sayılara göre her gün Sağlık Bakanı tarafından açıklanan sayılara göre şimdi en başta bir salgın çıktığı zaman büyük bir böyle panik oluştu. Çok da doğal çünkü daha önce böyle bir şey olmamış. Ha, şimdi paniğin durumu daha fazla olması lazım. Hiç doğal muhal değil. Hiç doğal falan değil. Ya dur yahu ben tamam, duyguları anlatıyorum. Değil. Sen diyorsun ya gaza abi. Geldiler diye. Niye gaza geliyorlar? Şimdi bak, gaza getiren abi gaza getirenler kendilerine bakacaklar abi. Tamam sarı kartlılar. Sarı kartlılar, damatlar falan bizim işimiz aynı zamanda yani. Bizim işimiz aynı şey. Zamanda neden niye oldu? Bunun böyle analizini yapmak, çözümlemesini yapmak. Ya tamam ben sana bir itiraz etmiyorum ki ama işin çözümlemesini yapalım diyorum. Şimdi sen herkesi yok. Kendin ben sordum ya yani, sordum. Peki o zaman şimdi ne oldu? Ne oldu baba? Şimdi daha fazla oldu. Haziran'da daha fazla olacak. Eylül'de desen daha fazla olacak. Ne oldu? Paranız yok çünkü. Mecbursunuz oynamaya. Abicim bütün kulüpler mecbur zaten bu açıdan bakarsan para nedeniyle. Ha ben bir şey söyleyeceğim. Ya bu sürecin sonunda hiç merak etmeyin ne olursa olsun. Bir sene sonra da olsa iki sene sonra da olsa maçlar oynanacak. Ve yine emin bunlar misin? Salgın bitecek. Emin misin? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon hepsi kalacak. Ben emin değilim. Maddi açıdan diyorsun çok büyük çöküş yaşanır, isim değiştiler. Fark etmez abi bu takımlar olacak rahat olun. Acelesi yok. Vallahi acelesi yok. Hakikaten acelesi yok. Hayır şöyle bakılabilir mesela. Ya işte biz de şöyle form grafiği yakalamıştık falan. Abi gitti form grafiği falan. Ben şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir takımın son oynadığı maçtaki seviyede olması söz konusu dahi değil. Tabii, beş tabii. Faktör var. Bir, oyuncuların psikolojik faktörleri. Abicim bir kere adamlar yani kaç zamandır her şey oynansın mı oynanmasın mı? Şimdi en ufak bir tereddüt dahi varsa performans düşer. %1 bile kafasında oynanmasın diyorsa, %99 oynansın diyorsa bile düşer. İki zaten fizik kondisyon hepinizin malumu. Bu kadar zaman futbol oynamamış kişiler en az futbol oynamadıkları sürenin 1,5 katı kadar bir antrenman yapmaları ve hatta hazırlık maçı yapmaları gerekiyor ki son oynadıkları maçın yarı fizik kondisyon seviyesine ulaşsınlar. Bak başka bir nokta. Üç. Bir kere bu oyunun en önemli özelliği abi oyunun böyle kolektif oynanması ve şu anda salgına en önemli çözüm olarak gösterilen ne var? Sosyal mesafe. Nasıl oynanacak abi? Artık İspanya 2010-2012 gibi bir takım olmaz ha o zaman bu söylenene göre. O kadar dar alanda kısa mesafede paslaşma olmaz. Herkes o zaman böyle Stoke City gibi mi oynayacak eski Tony Pulis gibi ağır işleyecek. Abi orada da hava topuna çıkacaksın. Yani bu futbolda abicim temas kaçınılmaz bir şey ya. Kaçınılmaz. Nereye bağlayacaksın Ali'ciğim? Ben çok merakla bekliyorum. Nereye bağlayacağım abicim? Şimdi zaten insanlar futbolun devam etmesini isteyenler de istemeyenler de bir şeyin farkında değil. Ya hiçbir şey o son maçta oynandık gibi olmayacak. Olmayacak kardeşim. İmkansız bir şey. Bunlar bir robot değil. Yani tamam. O zaman bu kadar kasmaya, bu kadar kavga etmeye, bu kadar bağırış çağırışa, bu kadar böyle birbirine laf atmaya, birbirine laf sokmaya olsun. Gerek yok. Doğru. Rahat olun diyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Çok haklısın. Muslera bile ligin açık ara en iyi kalecisi. Muslera o son bir aydaki kadar zirvede olmayacak abi. Muslera bile diyorum bilmem anlatabildim mi? Muslera'dan örnek veriyorum en iyisinden. Uğurcan'la Muslera bile bıraktıkları seviyede olamayacaklar. Antrenman falan bunlar acayip önemli şeyler be abi. Anlat anlat dilimizde tüy bitti. Yani bu da hep bu kulüplerin yüzünden ha. Bu kadar kapatırsan taraftarına. Antrenmanı böyle olur. Biz de burada anlatmayacağız, anlatamayız. Abi çok acayip bir şey yani. Sen yine yaparsın da ben kendim. Ben abi 20 gün program yapmayayım. İlk programda son yaptığım programın yarı seviyesinde bile olamıyorum. Seni bilmem ama imkansız çünkü yani. Orada bir süreklilik var. Hafıza dediğimiz bir şey var. Futbolcuda da kas hafızası var abi. Çok önemli bir şey bu. Bu kadar birbirini kırmaya değmez ya. Bu kadar doğru hesap yapmaya değmez ya. Bu kadar uğraşmaya, birbirine doğru laf sokmak için fırsat kollamaya değmez ya. Şu salgının ilk haftası söylemiştim sana programda. Real Madrid eski başkanı Sanz'ı kaybedince gençliğime gidip ah ulan kafasız herif. İçi nefretle dolmuş. Gerizekalı Aleyce dedim. Kimseden nefret edecek lüksüm kalmadı artık. Bak çok sevdiğimiz arkadaşımız, genç kardeşimiz Murat Özen. Eskiden böyle Haber 1903'te çalışıyordu. Şimdi kendi sitesini kurdu. Abi onun babası
solunum makinesine bağlandı. Her gün ben onunla geçiriyorum daha çok zaman. Onunla konuşmaya çalışıyorum. Ona moral vermeye çalışıyorum. Ne kadar neşeli. Ne kadar onun için her şeyden önce Beşiktaş vardı. Ama abi bize yarar mı yaramaz mı? Dedi ki abi insanı hayat nasıl terbiye ediyor ya dedi. Babam daha geçen gün beraber yoğurt yiyorduk dedi. Arkadaşlar hep beraber izleyeceğiz. Rahat olun, birbirinizi daha fazla kırmayın ya. O dönemde de kırmamanız gerekiyordu. O tartışma o kadar büyümemeliydi. Biraz orta yol aranır bulunur ya. Bu kulüpler hep birbiriyle rakip olacak kardeşim. Böyle birbirinin gözünü çıkarma niyetiyle devam etmez bu iş zaten. Bu nedir ya? Ben anladım senin neyi kastettiğini. O gün yani mutlaka oynanmalı diyor. Ertesi gün kesinlikle oynanmamalı diyor. Sonra yine falan filan. Doğru söylüyorsun. Gaza gelmeyin. Birazcık abi, gaza gelmeyin. Gaza gelmeyin gençler. Gaza gelmeyin. Bak sonra mahcup oluyorsunuz. Mahcup ediliyorsunuz yani şeyin eliyle. Taptıklarınızın eliyle mahcup ediliyorsunuz. Kimseye o bir şey olmasın abi. Al işte Fatih Hoca ya işte arada bulaştı. Ne kadar kötü hissetti çok kişi. Yani tabii normalde herkesin kötü hissetmesi gerekiyordu. Bir iki kişi de bak neler yazdı yani böyle falan. Abi yapmayalım ya. Ya hepimizin babası, annesi, yaş icabı. Hadi bizler dahil, çocuklarımız dahil maalesef. Bu daha önce görülmemiş bir durum ya. Daha önce birbirimize davrandığımız gibi davranıp ne kazandık ki bundan sonra yine o şekilde davranacağız ya. Bir çocuk sormuştu Twitter'dan. Abi Lovren'e bulaşsa. Abi manyak mısınız oğlum siz ya? Herife hiçbir şey olmasın istiyorum ben zaten. Ben sadece oynamasın istiyorum. Liverpool'da oynamasın, Hırvatistan'da oynasın, İstediği takımda oynasın böyle. Fenerbahçe'de şu oyuncuda korona var. Alta yazıyorlar. Alper mi acaba? Hadi bakalım falan. Yapmayın oğlum. Oynamasın tamam. Oynamasını istemeyin ama bunu yapmayın oğlum. Çok doğru yapmayın. Dönüp bulaşıp bizi buluyor sonra. Bizim bir tanıdığımıza bulaştığı zaman ne kadar kötü bir şey. Alper yazsa seninle aynı şey olmaz mı hocam şimdi? Tabii. Yapmayın. Kötü futbolcu da geç. Yazmışım işte Hasan Ali'ye. Ben bu maçla ilgili performansıyla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü dava açarsa para ödeyecek param yok diye. Sonra iyi oynama oynadı. Abi futbolcu iyi oynuyor kötü oynuyor. Ama şu anda oynamak istiyor mu istemiyor mu? Bunlar aynen. Çok önemli. Daha önceki sözler de önemli. Birbirleri tabii ki mümkünse bir tutarlı olsun. Ama şu ara birbirinizin gözünü çıkarmak için fırsat kollamayın kardeş. Korona maalesef çok yakınlarımızın zaten gözünü çıkardı. Gözümüz çıktı yani. Canımız çok yandı baba. Tamam yani. Anlatabiliyor muyum? Tamam yani. Tamam dönelim Galatasaray'a. Çok güzel bir şey yaptın. Galatasaray'da Oğulcan Çağlar. İyi plan oyuncular. Muhammed Kuduslar falan iyi plan. Geleceğin takımı Fritz falan. Ya tutar tutmaz. Oyuncu tespitleri doğru. Fritz ofansif orta sahada oynayabiliyor. Sağ açıkta oynayabiliyor. Doğru tespitler. Ya ben tespit doğru diyorum. Galatasaray'ın önümüzdeki yılları için en büyük avantajım bir tanesi bu. Finans kısmı, para kısmı o yöneticilerin. Ama kulübün personellerini Fatih Hoca'nın da yaptığı yenileme operasyonunu da görüyoruz. Daha önce de yaptı bunu. Galatasaray'da yıllarca scouting ekibine benzer bir şey vardı. Olmuyordu. Bir tek yerli genç Türk oyuncu bulunuyordu. Üçünden bir tanesi takımda kalıcı oluyordu. Onu altyapıdan yetiştireceksin. Yurt dışından da uygun fiyata transfer yapmak için fırsat transferi. İşte o böyle şeyin olacak. Scouting ekibin olacak. Futbol hep devam edecek zaten abi. Geleceğin planlarını yapalım. Alternatif planlar A, B, C, D. Yapmamız gerekiyor. Bugün kalmadı artık futbolda. Futbolda bugün yok hocam. Selçuk inanmıyorsun. Genelleştirme. Galatasaray'da Muslera devam eder. 7 kadro değişir. Yani 7 yönetim teknik ekip kadrosu değişir. Mariano gidecek. Sözleşmesi bitiyor zaten. Nagatomo gidecek. Saracchi devam ediyor biliyorsunuz. Hasan Ali Galatasaray olabilir. Galatasaray bir ikinci sol bek arıyor. Caner de bugünlerde yazıldı. Birkaç gün önce yazıldı okudum. Yani bir ikinci sol bek arıyorlar Saracchi'ye yedek olarak. Onu söyleyelim. Stoper'de şey var. Donk kalacak zaten. Donk efendim. Luindama, Marcao. Galatasaray'ın satıp da para kazanma ihtimali olan oyuncusu da Luindama açıkçası. Hani yüksek meblağlı para kazanabilir oyuncusu o. Bir sağ bek alacak Galatasaray. Onun dışında Mert Hakan. Sağ bek alacaksa Mariano'ya gidecek mi yani? Mariano'ya gidecek. Mert Hakan. Lemina'yı tekrar kiralayacaklar. Seri'yi kiralarlar mı bilmiyorum. Mert Hakan, Emre Kılıç, Oğulcan Çağlayan dediğim var. Falcao bir yere gitmez. Devam eder. Belhanda fiyat indireyim ama uzun sözleşme isterim demiş tıpkı Mustera gibi. Babel var ne olacak belli değil. Feguli var ne olacak belli değil. Bunların hepsi sezonun devamı ve şampiyonlukla alakalı dediğim gibi. Sezon devam etmezse, sezon iptal olursa, Trabzon şampiyon ilan edilirse veya sezon oynadık da Galatasaray şampiyon olamazsa farklı bir şey olur. Galatasaray'ın tek bir ihtimali var, şampiyon olma ihtimali. O zaman farklı şeyler olur.
Ekonomik anlamda konuşuyorum tabii. Onun dışında bakacağız. Tabii Galatasaray'ı önümüzdeki sezonun yol haritasını görebilmem, daha net görebilmemiz için, yabancı transfer için bilhassa, muhakkak ligle ilgili durumun belli olması lazım. Bunu hep söylüyorum ben. Çünkü Şampiyonlar Ligi parası gelirse bugün Galatasaray ligdeki maaş skalası en yüksek takım. 68 milyon euro maaşı var yıllık. Yıllık ödediği para 68 milyon euro. Cagney'ler, Magney'ler dahil. Yani Cagney şu anda senin oyuncun gibi gözükmese de parasını sen ödüyorsun. İşte Babel'lere falan dahil. 68 milyon euro. Bugün Trabzonspor'un ne kadarmış biliyor musun abi? 18 milyon euro.